Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Hibrit olarak düzenlenen bu kongrede çok değerli konuşmacılarımız var. Öncelikle moderatörlüğü Semih Aydoğdu hocam ve ben Gökhan Polat yapacağım. İlk konuşmacımız Doçent Doktor Ali Erşen, İstanbul Tıp Fakültesi'nde görev yapmakta. Bize dirsek eklemi ile ilgili bilgiler verecek. Ali hocam, buyurun lütfen. Hemen ekranda. Gökhan Hocam, başlamadan önce vaktimizin de müsait olduğunu düşünerek bir giriş için bir iki bir şey söylememe izin verir misin? Tabii hocam, kusura bakmayın. Hibrit olduğu Estağfurullah. için biz de alıştık hocam. Kusura bakmayın. Hepimiz bu sisteme bir miktar uzarız. Belki bir ileride hep mecbur kalacağız. Zorlukları var. Bu toplantının düzenlenme konu içeriği benden kaynaklandığı için bir iki giriş cümlesi söylemek istiyorum. Diz eklemiyle uğraşan hematologlar, ortopedistlerden en çok diz hemofiliyle uğraşan hematologlar diz eklemiyle ilgili yardım istiyorlar. Bizim de genellikle ortopedistlerin tecrübesi diz eklemi çerçevesinde yoğunlaşıyor. Dünyanın da durumu böyle. Dizin her türlü artroskopik, radyoaktif ve ileri cerrahi yöntemlerle tedavisi konusunda dünyada epey bir tecrübe birikmiş durumda. Bu bir önemli bir avantaj. Diğer eklemlerindeki hemofilik artropatinin tedavisindeki gelişmelerimiz buna çok paralel ne yazık ki gitmiyor. En fazla paralel giden kısmı diyebileceğimiz ayak bileği. Onun da artroplastisi bir miktar güdük kalıyor. Ama ayak bileğinde, diz ekleminde uyguladığımız yöntemleri benzer şekilde daha sıklıkla uygulayabiliyoruz. Kalça ve dirseğe geldiğimizde işler daha da karışıyor. Orada kullandığımız yöntemlerde çok asimetri var. Ve bazılarında hakikaten dizde aldığımız yolun yarısını bile alamadığımızı görüyoruz. Ama diz sorunlarını hastaların çözdükçe hastalar diğer eklem sorunlarını daha fazla dile getirmeye başlıyorlar. Onlarda da en azından ona benzer sonuçlar elde etmeyi arzu ediyorlar. Bizden de böyle bir beklentileri var. Ancak diz kadar tecrübe hiçbirimizin o eklemlerde yerleşmediği için dünyadaki tecrübelere bakmak durumunda kalıyoruz. O konudaki tecrübeler de bir miktar beklediğimizin uzağında ve sonuçları da beklentilerimizi tam olarak karşılayamıyor. Benim mesela birazdan Ali konuşacak. Ali'nin konuşacağı dirsek eklemiyle ilgili sorunlar üst ekstremitenin en temel hemofilik artropati sorunu. Genç erkeklerde bu fonksiyonel olmaktan öte kozmetik bir sorun halinde de karşımıza çıkabiliyor. Hiçbir genç erkek kolunun dirseğinin bükük olarak durmasını öyle gözükmeyi hele yaz aylarında çıplak kolunun o şekilde gözükmesini, cekette gizlenememesini kabul etmek istemiyor. Bunun için bizim yüksekte kalça çıkığı, ağrısız kadın hastalarda rastladığımıza benzer en radikal cerrahi girişimleri bile kabul etmeye hazırlar. Biz kendilerini açıkçası fonksiyonel kaybın çok olmadığı durumlarda beklemeye ikna etmekte zaman zaman zorluk çekiyoruz. Yani hastaların bir fonksiyonel beklentileri var. Gerçi tamam, onu kabul ediyoruz. İki, ağrı yönünden sorunları var. Onu da kabul ediyoruz. Ama üç, ciddi bir kozmetik sorunları da var. Yürümedeki asimetri, duruştaki asimetri onları ciddi bir şekilde etkiliyorlar. Benim bugüne kadarki gözlemim dirsek sorunlu hastalara, hemofili hastalarına diz ve hatta ayak bileği sorunlu hastalar kadar yardımcı olamadığımız doğrultusunda. Dünya literatüründen de elde ettiğimiz veriler ne yazık ki canı gönülden dirsek hastalarına ortopedistlerin müdahil olmasını söylemek konusunda ikna edici değil. Bu yüzden
İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi Travmatoloji Anabilim Dalı'nın üst ekstremite cerrahı, omuz ve dirsek cerrahı Ali Erşen'in bize söyleyecekleri çok önemli. Bu arada programa bakan meslektaşlarımız Önder Kılıçoğlu arkadaşımızı göreceklerdir. Önder Kılıçoğlu İstanbul Tıp'ta uzun süre hemofilik artropati mücadelesini veren ve diğer meslektaşlarımızı da bu mücadelenin içine dahil etmeye, yoğun bir şekilde dahil etmeye çalışan bir meslektaşımız. Rahatsızlığı nedeniyle bugün konuşmayı Ali Erşen meslektaşımız yapacak. Ben girişi daha fazla uzatmadan bu şeyin, sempozyumun nereden, hangi düşünceden kaynaklandığını ve beklentilerimizi bu sempozyum sonunda hemofili hastalarımıza diz sorunları dışındaki diğer sorunlar için neler vaat edebileceğimiz konusundaki açıklamalarını merakla bekliyorum. Söz yeniden Ali. Teşekkürler hocam. Ben ekran paylaşımı yapıyorum şimdi. Geldi mi ekran görüntüm acaba? Gökhan oraya geldi mi? Şu an görüyoruz Ali, başlayabilirsin. Teşekkürler. Öncelikle hem Semih hocama hem Gökhan'a davetleri için teşekkür ederim. Eminim Önder abi katılabilseydi benden daha doyurucu bir konuşma yapacaktı ama ben de elimden geldiği kadar onun yokluğunu hissettirmemeye çalışacağım. Benim konum hemofilide dirsek sorunları. Temel olarak bu konuda ortopedik hemofiliyle ilgilenen ortopedistler arasında benim gördüğüm en yoğun çalışan otel olan Rodriguez Merşan'ın bu iki review article'ının bir nevi derlenmesi ve özetlenmesi olarak konuşmam geçecek. Hemofiliyle ilgili ortopedik yayınlara baktığınız zaman mutlaka bu Carlos Rodriguez Merşan ismini görüyoruz. Ben de bir gün kendisiyle tanışıp tecrübelerini yüz yüze dinlemek isterdim doğrusu. Şimdi Önder abinin bir slaytıdır bu. Hemofili yönetimi esasında bir takım çalışmasıdır. Amacımız burada esasında ortopediste en az iş kalmasını sağlamak olmalıdır diye düşünüyorum. Hemofilide kas iskelet sistemi sorunlarını dirsekten bağımsız tüm eklemleri de içine alacak şekilde düşündüğümüz zaman esasında akut dönem, ara dönem ve geç dönem olarak 3 bölümde inceleyebiliriz. Akut dönemde genel olarak eklem içi kanamalar, ara dönemde tekrarlayan kanamalara bağlı sinovitler, geç dönemde de maalesef kontraktürler ve ileri evre artropatiler şeklinde kendini gösteren bir hastalık esasında. Şimdi akut dönem eklem içi kanamalara baktığımız zaman hemofilik hastaların tüm kanamaların %85-90'ı eklem içine oluyor. Her çalışmada diz en çok kanama olan eklem. Ama çalışmalarda ikinci eklem değişiyor. Kimi çalışmaya göre dirsek, kimi çalışmaya göre ayak bileği daha sık eklem içi kanamalara maruz kalıyor. Ama birbirlerine yakın oranlar dizden daha az. Akut eklem içi kanamalarda hedefimiz nedir? Birincisi tekrar kanamayı engellemek olmalı. İkincisi de eklem içi kanamaların etkisini azaltmak olmalı. Biz cerrahi drenaj ve debritmanı akut eklem içi kanamalarda çok agresif olarak düşünmüyoruz. Peki ne yapmak lazım bu dönemde? Mutlaka hematologla, tabii ki onu takip eden hematologla bağlantıya geçip faktör replasmanı yapmak gerekiyor. Bu 2-3 gün süren yüksek doz faktör verilerek, tabii ki onun dozajını biz değil, hematoloğun ayarlaması gerekiyor. Bir faktör replasmanı yapılıyor. Biz ortopedist olarak kısa süreli atelleme, çok uzun süreli atellemeyi tercih etmiyoruz. Çünkü hareket kısıtlamalarıyla, hele ki dirsekte belirgin hareket kısıtlılıklarıyla kendini gösterdiği için kısa süreli atelleme, bandaj uygulaması, soğuk uygulama ve elevasyon tercih ediyoruz. Unutmamamız gereken şey şu, burada 2-3 gün çok yüksek yapılan faktör replasmanı 30 güne kadar azaltılarak devam edilmeli ki rehabilitasyon tamamlanabilsin. Eklem eski haline dönmeden erkenden faktör replasmanının kesilmesi tekrarlayan kanama ve hareket kısıtlılığıyla sonuçlanabiliyor. Tartışmalı bir konu. Hemofilik hastalarda eklem aspirasyonu yapalım mı, yapmayalım mı? Literatür de gene bununla ilgili çok net değil. Bizim İstanbul Üniversitesi'nde
ki tercihimiz olabildiğince yapmama yönüne. Ancak literatürü okuduğunuz zaman daha agresif, oradaki hematolojik yükü hemen kaldırmaya yönelik öneriler de var. Ne zaman eklem aspirasyonu yapıyoruz? Ağrı düzeyi narkotik analjezik gerektirecek kadarsa, klasik ağrı kesicilerle ağrıyı düşüremiyorsak eğer, oradaki basınç o kadar arttıysa tabii ki aspirasyon yapılabilir. 24 saatlik faktör replasmanı yapmamıza rağmen herhangi bir düzelmeye yönelik bir gidişat olmadıysa yapılabilir. Veya bizim alıştığımızın dışında, hastanın da bildiğinin dışında bir ağrı var ise, ateş var ise ve bir şekilde septik artritten şüpheleniyor isek, tabii ki o zaman eklem aspirasyonu yapmamız gerekiyor. Orta dönem, kısa dönemi bu şekilde hallettikten sonra maalesef hastaların pek çoğunda bu tekrarlayan kanamalara bağlı olarak orta dönem kronik hemofilik sinovit tablosu gelişiyor. Neden gelişiyor bu tablo? Eklem içine tekrarlayan kanamalar ve hemartroz hemofilik hastalarda özellikle hemosiderinin makrofajlar ve lenfositler tarafından sürekli fagosite edilerek birikmesi sonucu bir kronik sinovit, sinovial hipertrofi tablosu meydana geliyor. Amacımız bizim bu tabloyu ilk hemartrozdan sonra normal duruma döndürmemiz ama genellikle çoğu hastada bu tekrar kanamalarla kronik hale geliyor. Bu kronik hal daha da durumu tetikleyip esasında bir kıkırdak yıkımına ve hemofilik artropatiye bir gidişi tetikliyor. Esasında bu gördüğünüz bir kısır döngü durumu. Bu kısır döngü bir yerinde kırılmazsa eğer maalesef son stage, son evre hemofilik artropatiye dönüşüyor. Biz bu kısır döngüyü bir yerde kırmamız gerekiyor. Bu kısır döngünün kırılmasının temel öğesi bir kere kanamanın engellenmesi. O esasında temelde hastayı takip eden hematoloğun birinci görevi. Biz burada nasıl devreye giriyoruz? Kısır döngüyü kırmada sinovyadan ortadan kaldırılması bizim görevimiz. Bunu da yapabilmek için çeşitli yöntemler var. Kimyasal, radyoaktif ve cerrahi. Günümüzde en kullanılır, en popüler olanı radyoaktif sinovektomi. Radyoaktif sinovektomi neden sıklıkla tercih ediliyor? Çünkü tedavi etkinliği yüksek, günübirlik yapılabilen, anestezi gerektirmeyen, minimal invaziv yapılan bir işlem. Kanama riski dolayısıyla düşük. Kanama riski düşük olduğu için faktör ihtiyacı düşük. Cerrahi açıdan risk oluşturan hastalarda uygulanabilir ve görece ekonomik. Ne zaman radyoaktif sinovektomi yapılıyor? Kaçıncı hemartrozda yapıldığı literatürde çok net değil. Çok net olarak söyleyemem. Ancak artık sinovit, kronik sinovit evresine gelmiş hastalarda tercih edilebilen bir yöntem. Hematolojik tedavi yanıt alınamaması tabii ki radyoaktif sinovektomi ihtiyacını arttırıyor. Ön koşul olarak tabii ki kıkırdak hararetinin artık çok ileri seviyelere varmamış olması gerekiyor ki bu sinovektomiden fayda görsün hasta. Kısıtlaması nedir? En fazla 3 kere yapılabiliyor radyoaktiviteden dolayı. Ve aralara da en az 3 ay, mümkünse 6 ay kadar bir aralık koymak gerekiyor. İstanbul Üniversitesi olarak yine Önder Kılıçoğlu, Ömer Taşer ve Bülent Zülfikar Hoca'nın da içinde bulunduğu yaygın geniş seride bir tecrübemiz var. Rhenium 186 kullanılarak yapılan 165 eklemde ki bunların hemen hemen yarısı dirsek hastaları oluşturuyor bu hasta popülasyonunu. Görülmüş ki hareket açıklığında %30, yani %30 hastada hareket açıklığında belirgin artış olurken %65 hasta en azından daha kötüye gitmemiş. Uzun dönemde çok küçük grupta bu yapılan tekrarlayıcı radyosinovektörlerine rağmen hareket açıklığında bir kötüye gidiş olmuş tekrarlayan kanamalara bağlı. Kanama sayısına bakacak olursak %76 hastada çok belirgin kanama sayısında azalma sağlanabilmiş. Çok düşük bir hasta grubunda az başarı sağlanabilmiş bizim İstanbul Üniversitesi'ndeki geniş hasta serimizde. Dirsekte nasıl uygulanıyor? Dirsekte radyus başı, lateral epikondil ve
OLED ekranının arasındaki artroskopilerde de kullanılan yumuşak nokta denen noktadan radyoaktif radyoaktif madde verilebiliyor. Biz öncesinde steroid enjeksiyonu yapmayı, hemen sonrasında enjektörü hiç çıkarmadan, sadece iğneyi hiç çıkarmadan, sadece sıvı kısmını değiştirerek radyoaktif maddenin enjeksiyonunu yapıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey, kesinlikle verilen radyoaktif maddenin eklem dışı cilt altı dokuya kaçmaması, dışarı kesinlikle sıçramaması. Dolayısıyla basıncı çok iyi ayarlayarak verilmesi gerekiyor. Dirsekte olabildiğince dar bir alan var. Çok nazik verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde cilt altına kaçtığında cilt altı ve ciltte nekroz yapma ihtimali var. Dışarı kaçtığında da bir radyoaktif aktivite olması söz konusu. Dolayısıyla çok dikkatli yapılması gereken ama doğru yapıldığı zaman da efektif bir işlem. Rodriguez Merşan'ın ortalama 18,5 yıl takibi olan geniş serisinde, ki onlar da yine bizim yaptığımız teknikle yumuşak noktadan bu enjeksiyonu yapıyorlar. %65 kanama sayısında azalma, %70 ağrıda azalma, %30 da sinovitte azalma sağlayabilmişler. Yani uzun dönemde de, ki bu oldukça uzun bir dönem, 18,5 yıl, epey uzun dönemde de oldukça etkili bir yöntem olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Ne zaman cerrahiyi tercih ediyoruz? Sinovi aşırı kalınlaşmışsa radyoaktif sinovektominin etkisi düşüyor. Çünkü radyoaktivite ancak 0,5 santim kadar derine penetre olabiliyor. Dolayısıyla daha kalın sinovya varlığında radyoaktif sinovektomin etkisi düşeceğinden cerrahi sinovektomi tercih ediyoruz. Çok sayıda, yani 3'ten fazla radyoaktif sinovektomi yapılamayacağı için daha sonrasında cerrahi tercih ediyoruz. Ülkemizde de son yıllarda ki radyoaktif sinovektominin yapılamamasının sebebi ciddi bir radyoaktif madde temin sıkıntısı. Bilmiyorum son dönemde tekrar temin edilebildi mi ama son 2-3 yılda maalesef bizim de İstanbul Üniversitesi'ndeki konseylerde hep radyoaktif madde temin olamaması nedeniyle cerrahi sinovektomi indikasyonları veriliyordu. Yine ön koşulu nedir? Kıkırdaktaki harabiyetin çok ileri seviyelere varmamış olması gerekiyor. Cerrahiyi nasıl yapalım? Cerrahi iki şekilde yapılabiliyor. Açık mı, artroskopik mi? Aşağıda gördüğünüz videodaki eklem bir dirsek eklemi değil, bir diz eklemi. Ama aşağı yukarı dirsekte de benzer sinovit görüntüsü oluşuyor. Artroskopik teknik olabildiğince tercih edilmeli. Neden? Çünkü daha az invazif, daha kısa süreli faktör kullanımı gerekiyor. Daha az miktarda ve daha kısa süreli faktör gerektiriyor. Ameliyat sonrasındaki rehabilitasyon süreci daha hızlı. Enfeksiyon oranı açık cerrahiye göre daha düşük. Hareket kısıtlılığı oranları da daha yüksek. Aynı açık cerrahi kadar etkin. Hatta belki daha etkin bile olabilir. Çünkü videoda da gördüğünüz gibi gözümüzde şeyi görüp, sinovyayı görüp shaver veya radyo frekans cihazlarıyla tama yakın sinovektomi, gözümüzde görebileceğimizden bile daha etkin bir sinovektomi yapmak mümkün. Yine İstanbul Üniversitesi'nin artroskopik sinovektomi serisine bakacak olursak 20 hastanın 25 eklemini uygulamışız. Hastaların tamamı hemofili hastalarıymış. İnhibitörlü hasta olmaması tabii ki burada etkinliği birazcık arttırıyor. Bu hastaların tamamı diz hastalarıdır. İki portalden yapılan sinovektomi de belirgin olarak hem kanama sıklığında azalma hem de hareket açıklığında belirgin artış sağlanabilmiş. Orta dönemi de bu şekilde geçtik. Keşke hiç kronik döneme gelinmese, ancak yine hastaların ciddi bir kısmında ileri dönem hemofili sorunları ortaya çıkıyor. Bu da en belirgin hemofilik artropati ve bir diğer grupta çok belirgin artropati olmaksızın eklem kontraktürleri. Burada protez öncesi neler yapabiliriz? Tabii ki fizik tedaviden yardım alıyoruz. İşte non-steroid medikal tedavi. Kıkırdağa yönelik viskosüplementasyon. Sinovektomiden bahsettim. Biyolojik kıkırdak rekonstrüksiyonları da hemofilide
çok nadiren tercih edilebilir. Viskosüplementasyonda klasik artrozda kullanılan hyaluronik asit preparatları kullanılıyor. Kaynakları işte horozibi gibi doğal kaynaklar olabileceği gibi bakteri fermentasyonlarıyla sentetik olarak elde edilebilen viskosüplementasyon preparatları da var. Ancak neyi kullandığımızı bilmemiz gerekiyor. Markette çok sayıda içeriği tam olarak belli olmayan preparatlar var. Dolayısıyla hastaların bunu doktor kontrolünde, doktorların önerdiği preparatları kullanması tercih edilmesi gerekiyor. Eklemde hareket kısıtlılığı dirsekte de oldukça sık görülen bir durum hemofilide. Eklem içi sebepler olabileceği gibi sıklıkla kanamalara bağlı eklem kapsülündeki sorunlar ve kas kontraktürleri de dirsekte hareket kısıtlılığının sebebi olabilir. Genellikle hareket kısıtlılığı bu hastada görüldüğü gibi çok ileri seviyede değil, daha düşük seviyelerde ise artroskopik gevşetmeleri. Eğer hastadaki hareket kısıtlılığı çok ileri seviyede ise açık gevşetmeyi tercih ediyoruz. Dirseğe özel diğer eklemlerde olmayan bir tedavi seçeneği parsiyel eklem rezeksiyonu. Dirsekte özellikle radyus başı eksizyonu bizim hemofili hastalarında sıklıkla tercih ettiğimiz etkinliği de olan bir tedavi yöntemi. Özellikle bu tekrarlayan kanamalara bağlı hemofili hastalarında radyus başı o sferik şeklini kaybedip hem büyüyor hem de şeklini kaybetmesinden dolayı pronasyon supinasyonunda daha belirgin olmak üzere harekete ciddi bir blokaj oluşturuyor. Oldukça etkin ve basit bir yöntem hemofili hastalarında kullanabilecek. Küçük bir insizyondan, dirseğin lateralinden yapılan hem o şeklini kaybetmiş radyus başı eksize edilebiliyor hem de o yaptığımız insizyondan tam olmasa bile parsiyel bir sinovektomi yapılıp hareket açıklığında artış sağlanabiliyor. Benim de içinde bulunduğum bir çalışmada ortalama 14 hastada ortalama 51 ay takipte bu yöntemle parsiyel sinovektomi ve radyus başı eksizyonuyla hem ağrıda belirgin azalma hem de hareketlerde belirgin artış sağlanabileceği, tabii ki artış ön planda süpinasyon pronasyon aksında oluyor ama bu yapılan parsiyel sinovektominin de etkisi olarak fleksiyon ekstansiyonda da bir artış sağlanabiliyor. Protez öncesi hastalarda bence diğer eklemlere farklı olarak, yani kalça diz ayak bileğinden farklı olarak dirsekte tercih edilebilecek bir yöntem olarak akılda bulundurulması gerekiyor. Total dirsek protezi benim şahsi hemofillerde şahsi bir tecrübem yok. Literatürün de esasında çok bir tecrübesi yok. Yine serilere bakacak olursak eğer en büyük hemofili dirsek protezi serisi 8 hasta içeriyor. Genelde 5 ile 8 arasında hasta sayısı değişen yaklaşık 6 tane kadar çalışma bulmak mümkün. Ki bu review oldukça yeni, 2020 yılına ait bir review. Maalesef literatürün çok bir bilgisi yok. Ancak komplikasyon oranlarına bakacak olursak normal alıştığımız protez ameliyatlarına göre yüksek komplikasyon oranları, yüksek revizyon oranları olduğundan bence dirsek eklemi özelinde protez ameliyatını mümkün olduğunca en sona bırakmak, bir önceki slaytta gösterdiğim radyus başı eksizyonu ve parsiyel sinovektomi cerrahisini ön planda tercih etmek daha uygun olabilir gibi geliyor bana. Sonuç olarak söyleyeceğim çıkarımlarım benim. Hemofilik hastalarda profilaksi atlanırsa ve doğru yapılmazsa dirseklerde kanama olacağı kaçınılmaz. Her hastanın bulunduğu evre akut kronik ve akut orta ve kronik evre olarak farklı dönemler, farklı ihtiyaçları var. Amacımız kronik evreye geçişi engellemek olmalı. Radyus başı rezeksiyonu dirseğe özel ve oldukça başarılı bir işlem, akılda tutmak lazım. Takım çalışması burada başarının temeli ve ilk slaytta söylediğim gibi ortopediste ne kadar az ihtiyaç duyulursa takım o kadar başarılı demektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam ağzınıza sağlık. Semih Hocam nasıl ilerleyelim? Salondan soru alalım mı? Şu an online bir soru gelmedi.
Konuşmacı hocalarımıza tartışmayı hemen mi yapalım, en son toplu halde mi yapalım? Semih Hocam sesiniz kısık. Semih Hocam mikrofonunuzu... Çok özür diliyorum. Her eklemin özgün koşulları olduğu için her konuşmadan sonra salondan ya da bizlerin sorularını bir miktar alırsak en sonda da en sona kalan kafalarda takılan sorular için küçük bir tartışma bölümü bırakabiliriz. Salondan ya da online herhangi bir soru yoksa ben Ali'ye bazı bizlerin ve hematologların kafalarına takılabilecek konularda birazcık daha açıklama yapmasını rica edeceğim. Var mı salondan bir soru? Ben göremediğim için. Hocam bir soru var. Buyurun lütfen. Buyurun. Doktor Erkan, Ali Bey şeyi merak ediyorum. Sizin kendi viskosüplementasyon konusunda etkiyi direkt anında görüyor musunuz dirsek ikliminde? Kendi tecrübeleriniz bu konusunda, yani radyal eksizyonu siz kendiniz şey yaptınız ama daha viskosüplementasyondaki direkt akut etki mi oluyor? Günlere yayılan bir etki mi oluyor? Nasıl, bu konudaki görüşleriniz nasıl acaba viskosüplementasyona spesifik olarak? Teşekkürler. Bir de miktarı tam 2 milimetre mi yoksa 1 milimetre mi dirsek iklimi için ne kadar kullanıyorsunuz? Onu da söyleyebilirseniz. Son sorunuzu duyamadım. Viskosüplementasyonda miktar ne kadar? 2 mililitre mi, 1 mililitre mi? Yani dirsek eklemi için spesifik bir ölçünüz var mı? Yoksa hani hazır enjektörlerin tamamını mı yapıyorsunuz dirsek eklemine? Bir eklem ne kadarını tolere edebiliyor? Gerçi şiş eklem olacak ama yine de sizin kişisel görüşlerinizi merak ediyorum. Tabii ki, tabii ki. Öncelikle ilk sorunuza cevap vereyim. Viskosüplementasyonun bence etkisini akut olarak görmek çok mümkün değildir. Çünkü zaten yaptığınız içerikte hemen böyle hani saatler içerisinde etki yapacak bir içerik yok. Ancak viskosüplementasyonla beraber eğer bir ekleme lokal anestezik veya bir miktarda steroid enjeksiyonu yapar iseniz o zaman ancak akut etki görülebilir. Onun haricinde viskosüplementasyonun etkisi uzun dönemde artropatiyi engelleme yönünde olabilir. Hani bir sinovite viskosüplementasyonun yapılmasının çok bir anlamı olmaz. Ancak orada steroid enjeksiyonunun faydası olabilir. İkinci sorunuza da cevap verecek olursam eğer ki gerçekten dirsek ekleminin içine girebilirseniz eğer yaklaşık orada o viskosüplementasyonun tamamını alacak kadar bir eklem aralığı vardır esasında. Dolayısıyla rahatlıkla enjeksiyonu yapabilirsiniz. Hani miktarda çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Gökhan Hocam, başka soru var mı salondan yoksa? Hocam salondan başka soru yok gibi gözüküyor. O zaman ben Ali'den bir iki konuyu daha aydınlatmasını rica edeceğim. Birincisi, Ali'nin vurguladığı gibi radyoaktif sinovektomi bizim dirsek ekleminde en fazla uyguladığımız işlem. Yani diğer tüm cerrahi işlemlerden daha fazla uyguladığımız, dirsekte tek fazla uyguladığımız işlem diyebiliriz. Diye söylemek lazım. Yani yaklaşık 3 yıldır bu yöntemden ulaşamamak bizim dirsek konusunda müdahale şansımızı gerçekten çok azalttı. Sadece ve sadece cerrahi müdahalelere meydanı bıraktı. Onlarda da olanaklarımız sınırlı olduğu için bu dirsek konusunda hastalarımızın son birkaç yıldır daha da şanssız olduğunu söylemek zorundayız. Bu kongre vesilesiyle bir kez daha iletmemiz gerekiyor ki radyoaktif sinovektomi tüm hemofili hastalarının tüm eklem sorunları için bizim için çok elzem bir tedavi yöntemi, ama dirsek hastaları için daha da elzem bir tedavi yöntemi, çok öncelikle tercih ettiğimiz bir yöntem için. Ali'ye şu hematolog arkadaşların genellikle bizlerin tedavi ettiği hastaların sonuçlarını diz üzerinden izliyorlar. O nedenle dizdeki tecrübeleri ve sonuç tecrübeleri daha fazla. Onunla karşılaştırmalı olarak söyleyebilir mi? Mesela biz diz eklemine artroskopide
Çok geniş bir kısmına, %80'lik bir kısmına görsel olarak ulaşabiliyoruz ve oraya müdahale edebiliyoruz. Sinovektomi ve debritman işlemlerini tamamlayabiliyoruz. Dirsek artroskopisi sınırlı kullanılan, ayrı teknikleri olan, benim temel olarak ilgi alanım içinde de olmadığı için çok başvurmadığım bir yöntem. Dirsek artroskopisi, diz artroskopisine oranla ulaşılabilirlik açısından ve sonuçlar açısından nasıl karşılaştırılabilir diz artroskopisiyle ilgili elde ettiğimiz sonuçlara oranla ne dersin? Hocam sorunuz için teşekkürler. Yani dirsek artroskopisi tabii ki genel ortopedi pratiğinde diz artroskopisine göre çok daha nadir yapılan bir ameliyat. Ancak birazcık o konuyla ilgilenen spesifik o konu dirsekle ilgilenen ortopedistler tarafından daha sık yapılan bir ameliyat. Ben esasında pratiğimde oldukça sık dirsek artroskopisi yapıyorum. Ulaşım olarak da bence diz artroskopisiyle çok rahatlıkla kıyaslanabilir miktarda eklem aralığı ve eklem yüzü görmek mümkün. Farkı şu, dizden farklı olarak iki kompartman olarak değerlendirmek gerekiyor. Öncelikle yani bir defada dizde girdiğiniz gibi her tarafı göremiyorsunuz. Öncelikle anterior kompartman denen işte kapitellum, radyus başı ve koronoid çıkıntının rahat gözüktüğü anterior kompartmanda artroskopi yapıp anteriordaki bütün kapsül rezeke edilebiliyor artroskopik olarak. Portalleri ve baktığınız yerleri değiştirerek. Daha sonrasında da anterioru bitirip dirseğin posteriorunda çalışmak mümkün. Orada da olekranon ve olekranon çevresindeki osteofit ve kapsülün temizlenmesi mümkün. Dolayısıyla etkinlik olarak diz artroskopisi kadar etkin olduğunu söyleyebilirim. Sadece teknik olarak birazcık daha tecrübe gerektiren bir artroskopi ama eminim ülkemizde çok güzel bir şekilde yapılıyordur. Teşekkürler. Bir de dirsek eklemi sertlikleri zaman zaman tedavi etme, artroskopik ve açık yöntemlerle tedavi etme. Ama burada dirsek eklemi sertliklerinde fonksiyonel açıdan, hastaların kozmetik olarak zaman zaman çok dert ettiğini biliyoruz ama fonksiyonel açıdan kabul edilebilir sınırlar ve kabul edilemez sınırlar konusunda hematolog arkadaşları açısından bir açıklama da bulunabilir misin? Hocam şöyle, esasında dirseğin fonksiyonel açıklığı 20-120 derece açıklığı arasında ki hareket açıklığı, yani 20 derece fleksiyondan 120 derece fleksiyona kadar olan hareket açıklığı günlük bütün aktivitelerde işe yarar bir hareket açıklığıdır. 20 derecenin üzerindeki fleksiyon kontraktürleri harekette bir takım yerlere ulaşmada sıkıntı sağlayabileceğinden sorun oluşturabilir. Özellikle 90 dereceden daha az hareket açıklıkları belirgin günlük aktivite kısıtlayacağından mutlaka cerrahi müdahale gerektirebilir. Dediğim gibi hangi aktiviteler, Ali onu da söylersen bize, hangi aktivitelerde sınırlanabilir? 90 dereceden az bir dirsek hareketi hocam, ne yapamaz aslan? Dirseğin temel görevi eli vücuda yaklaştırıp uzaklaştırmak olduğundan, hele ki dominant taraf ise bu, yemek yemede, yüz hijyeninde, kişisel bakımda ciddi sıkıntılara sebebiyet verir 90 dereceden düşük hareket açıklıkları. Dolayısıyla bu esasında belki Bülent Hocam birazdan anlatır ve Elçin Hoca da birazdan bahseder. Günlük aktiviteyi en kısıtlayan eklem olabilir dirsek eklemi. Elin kullanımını çok ciddi etkileyeceğinden. Yani ayak bileğinde mesela bir artrodez belki bir tedavi seçeneği olarak gündeme gelebilir ama dirsekte pek artrodez işe yarar bir tedavi seçeneği olamaz. Çünkü elin fonksiyonlarını tamamen kısıtlayacağından hiç tercih edilmez. Dolayısıyla 90 derecenin altındaki hareket açıklıkları bizim için ciddi fonksiyonel kısıtlamadır. Evet, çok önemli. Burada şunu vurgulamamız gerekiyor. Dirsekte önemli olan ekstansiyon değil de, tam ekstansiyon değil de dirseğin bükülebilmesi, vücuda, ağıza, yüze, gövdeye gelebilecek kadar bükülebilmesi önemli. Hastalar zaman zaman dirseğin tam ekstansiyonuna gelmemesini dert edinebiliyorlar. Onu vurgulayabiliyorlar.
ve onun için bizden tedavi yöntemleri isteyebiliyorlar. Hematolog arkadaşlar da bu durumda bizden yardım isteyebiliyorlar. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Fonksiyon açısından, dirsek fonksiyonu açısından dirseğin tam ekstansiyona gelmesi çok da elzem bir hareket değil. Asıl olan gövdeye, yüze ulaşabilecek kadar bükülebilmesi lazım. Bizim hedefimizin orası olması lazım. Son olarak dirsek artroplastisiyle ilgili dünyanın da tecrübesi hemofilde sınırlı ama dirsek hemofili dışındaki deneyimlerinden yararlanarak diz artroplastisiyle karşılaştırdığımızda hematolog arkadaşlar genellikle diz artroplastisi sonuçlarını görüyorlar. Diz artroplastisiyle karşılaştırdığında hastaya katkıları ve olası riskleri açısından diz artroplastisinden ne gibi farkları var? O konuda birkaç söz söylersen bu konuyu kapatalım. Tabii ki hocam. Benim kişisel gözlemimi söyleyebilirim. Dirsek artroplastisi dize göre birazcık daha imtinayla düşünülmesi gereken ve yapılması gereken bir artroplasti olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle protez dizaynları şu anda tamamıyla çimentolu yapılma üzerine dirsek protezleri mevcut ve o bölgede ciddi rotasyonel güçlere maruz kalan bir bölge olduğu için gevşeme oranları bana kalırsa, literatür de öyle söylüyor, dize göre belirgin daha yüksektir. Kısıtlamaları olan bir protezdir. Hastalara dirsek protezi sonrası kaldıracakları, kollarıyla kaldıracakları maksimum ağırlığın 2-3 kiloyu geçmemesi tavsiye edilir. Dolayısıyla genç yaşlarda eliyle koluyla iş yapan insanlarda çok rahatlıkla önerilen bir protez değildir. Bu bakımdan bence hani dize ve kalçaya göre birazcık daha geride kalmış bir eklem protezidir diyebilirim. Ancak daha sedanter grupta bizim de 8-10 yıl takip ettiğimiz hastalar var. Kabul edilebilir hareket açıklığında. Yine sizin demin belirttiğiniz gibi tam ekstansiyon ve 150 derece fleksiyon belki sağlanamayabilir ama fonksiyonel hareket açıklığında günlük aktivitelerin devam edebildiği bir eklem sağlamak mümkün. Teşekkürler Ali. Gökhan, söz sende. Gökhan'cığım, Ali'ye bir soru da ben sorabilir miyim? Tabii ki hocam, buyurun. Öncelikle teşekkür ederim. Dirseğe biraz belki fazla vakit ayırdık ama hakikaten gerekiyor. Hemofilde diz problemleri çok geniş tartışıldığı zamanlarda diğer eklemler biraz ihmal edilebiliyor. Çünkü hani hacim olarak çok yökin tutuyor diz. Ali gayet güzel bir sunum yaptı. Teşekkür ederim. Şimdi dirseğin fonksiyonlarında Semih Hoca da oraya değindi. İki temel durum var. Bir tanesi dirsek tam açılmadığı ve rotasyonunu yapmadığı zaman taharetlenme. Erişkin bir insan için hani çok önemli. Kendi öz saygısı açısından çok önemli bir fonksiyon. Bunu yapmada sıkıntılar oluyor. Dolayısıyla bu hani sadece kozmetik şeyler dışında dediğim gibi öz saygı açısından da insanı yaralayan bir şey. İkincisi fleksiyondaki dirseği ağza götürebilmek mümkün olsa da rotasyonlarını kaybettiği zaman o elin ağza gidişi dirsek el bileğini de kilitler. Ön kolun rotasyonu tamamen ortadan kalkar. Elin ağza gidişi fonksiyonel olmuyor. Bu anlamda çok genç bir hastanın hani bir anlamda ders verdiğini bana biliyorum. Elini ağzına götürebiliyorsun dedim. Ama dedi kaşık ve bardak kullanmakta çok başarısızım. Yani kafamı bardağa uydurmak zorunda kalıyorum. Hakikaten ciddi bir sıkıntı. Dolayısıyla rotasyon önemli. Radyus başı eksizyonu rotasyonlarda bir faydalı. Evet, bizim çok az yaptığımız bir şey ama gayet güzel bir seri sundu. Ancak biraz önce anlattığımız gibi fleksiyon, ekstansiyon da önemli. Ve dirsek global olarak hemofilide destrüksiyona uğruyor. Hareketlerini hızla kaybediyor. Bu nedenle artroplastilerin de sıkıntıları tartışıldığına göre eskilere giderek, hani Ali'nin de en azından literatür bilgisi olabilir, çapa tıbbın bu konuda tarihi tecrübesi vardır. Fasyal artroplastiler, romatoid hastalarda dirsekte uzunca bir dönem kullanılmış, sonra terk edilmiş. Ama genç hastalar için bir alternatif olabilir mi acaba radyus başı eksizyonuyla birlikte? İnterpozisyon artroplastisi, evet, bahsettiniz, evet, herhalde hocam, değil mi?
Evet. Hemofilik hastalarda bir tecrübem yok. Ancak post-travmatik artritte olan hastalarda Akta'da yayınladığımız bir interpozisyon artroplasti serimiz var. Esasında dediğiniz gibi kullanılabilir bir ameliyat. Ancak bizim serimiz aşil allografti ile yapılmış bir seri. Daha kolay kullanılabilir oluyor. Aşil daha böyle bir kalın bir doku olduğu için. Tensor fasciata da kullanılabilir ama benim çok bir tecrübem yok. Birazcık daha zayıf bir doku olduğunu düşünüyorum onun. Hemofilik hastalarda kullanılabilir mi hocam? Emin değilim. Çünkü bir süre bir eksternal fiksatörle tespiti gerekiyor. Rehabilitasyonu biraz zor. Bir de üstüne hemofilik bir kanama eklenirse nasıl olur? %100 emin olmamakla beraber haklısınız. Protez evvelinde, protezin de sonuçlarının çok iyi olmadığını düşünürsek interpozisyon artroplastisi akılda tutulması gereken bir tedavi yöntemi. Teşekkür ederim. Ali hocamıza teşekkür ediyoruz. Güzel sunum için çok da faydalı bir tartışma yaptık hakikaten. Şimdi sıradaki konuşmayı Elçil Kayabiçer hocamız yapacak. Bize yine kanama sorunları olan hastalarımızda ayak bileği nasıl etkileniyor ondan bahsedecek. Hocam buyurun. Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Sunumu paylaşmaya çalışıyorum. Şu an görünüyor sanırım değil mi? Evet. Tamam. Evet, ben de diz dışı artropatilerden ayak bileği eklemi hakkında biraz bahsetmeye çalışacağım. Pardon. Çok özür diliyorum. Karışmış. Evet, son oynama yaparken karışıklık olmuş şurada. Evet. Hemofilide ayak bileğinde neler oluyor? Diğer eklemlere göre çok büyük farklılık var mı? Hemofilide de aslında dizde, dirsekte görmeye alışık olduğumuz üzere eklem içerisine kanamayla karşılaşıyoruz. Ağrılı ve şiş bir eklem karşımıza çıkıyor bu kanamaya bağlı. Kanamanın sinovya tarafından absorbe edilememesine bağlı, yeterince absorbe edilememesine bağlı olarak hemofilik sinovit tablosu karşımıza çıkıyor. Sinovyada hipertrofi olduğunu görüyoruz. Bir yangısal reaksiyon karşımıza çıkıyor ve bu geri emilmeye çalışılan kanın birikimine bağlı bir hemosiderin birikimiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hemofilik sinovitle eş zamanlı olarak aslında eklemde destrüksiyon da görüyoruz. Kıkırdak hasarı, osteofit oluşumu ve subkondral kistler hemofilik artropati oluşumuyla karşımıza çıkıyor. Ayak bileği vücudumuzda hemofiline sık tuttuğu eklemlerden bir tanesi. En sık etkilenen eklemlerden biri. Diz, dirsek ve ayak bileği dediğimizde aslında üçüncü sırada yer alıyor ama bu üçüncü sıra dediğimiz ne kadar doğru bu biraz tartışmalı. Çünkü erken çocukluktan beri ayak bileği kanıyor. Vücutta aslında en erken kanamaya başlayan eklem yürümeyle birlikte sık travmatize olmalı, sık burkulmayla ilişkilendiriliyor bu. Çok küçük yaşlardan beri kanamaya başlayan bir eklem. İkinci dekatta hemofilik artropatinin de en sık görüldüğü eklem olarak atfediliyor. Ayak bileği kaynaklı ağrı oldukça sık ve bunun yaşam kalitesini düşürdüğü belirtiliyor çalışmalarda. 71 hemofiliyakta ağrıyı inceledikleri bir çalışmada bu hastalarda %45.1 oranında ağrının kaynağının ayak bileği eklemi olduğu bulunmuş. Yani aslında dizde, dirsekte daha fazla sorunla karşılaşsak da hastalara dönüp baktığımızda ağrılarının kaynağı çok büyük bir oranda ayak bileği eklemi olarak karşımıza çıkıyor. Ayak bileği ekleminde tutulum nasıl oluyor? Klinik olarak başlangıçta şiş ve ağrılı bir eklemle karşı karşıyayız. Akut dönemin tedavisiyle yakınmalarda sıklıkla gerileme oluyor. Fakat bazı durumlarda da ağrı nedeniyle hastalarda ayak bileğini ekim pozisyonuna yönlendirme söz konusu oluyor. Bu pozisyon da aslında daha talusun anteriorla posteriorunun boyut farkı da göz önünde bulundurulduğunda hastanın daha rahat ayak bileğini daha ağrısız tutmasını sağlıyor. Başlangıçta bu düzeltilebilir bir postür. Fakat bu postüre yönelik bir tedavi uygulanmazsa ve bu durum tedavi edilmezse zamanla fikse bir deformite karşımıza çıkıyor. Ayak bileği tutulumu olan olgularda ayak bileğinde dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon hareketlerinde kısıtlılık görüyoruz. Tibiyoteler ekleme ek olarak subtalar eklem tutulduğunda inversiyon ve eversiyon hareketlerinde de kısıtlılık karşımıza çıkıyor. Bunlara ek olarak işte dizilim bozukluğu ve deformiteler de oluyor.
Fikse plantar fleksiyon deformitesine katkı sağlayan bir diğer unsur da tibiatolar eklemin anteriorundaki dejenerasyon ve buradaki osteofitler. Burada oldukça ciddi bir hem tibiada hem talusta gaganın oluştuğunu görüyoruz. Bu kısım artroskopik olarak eksize edilerek eklem hareket açıklığı yine restore edilmeye çalışılıyor. Deformiteden bahsetmek gerektiğinde ard ayakta ki deformite aslında subtalar eklemdeki dizilim bozukluğuna bağlı. Bu valgus ya da varus yönünde bir deformite olabiliyor. Valgus deformitesi genellikle distal tibia epifizindeki asimetrik büyüme ile distal tibiada bir lateral tilt olmasıyla ilişkili olarak karşımıza çıkıyor. Varus deformitesi daha çok subtalar eklemle ilişkili olarak karşımıza çıkıyor. Ayak bileği semptomatik olan olguların yaklaşık yarısında subtalar eklemde de tutulum olduğu gösterilmiş. Subtalar eklemde ilk etkilenme ise posterior fasetin posteriorunda. Bunu değerlendirmek için lateral grafiler oldukça faydalı. Hastanın ön arka grafisinde tibiotalar eklemin özellikle iyi korunmuş olduğunu görüyoruz. Ne lateral eklem, lateral grafide de öyle. Fakat subtalar ekleme baktığımızda posterior fasette bir tutulumun başlamış olduğunu görüyoruz. Subtalar artropatinin tek başına olması ise oldukça nadir bir durum ama bazı olgularda yine bu da karşımıza çıkabiliyor. Şimdi subtalar yine Rodriguez ama bu Rodriguez başka Rodriguez aynı aileden. Subtalar eklem tutulumuyla ilgili yapmış oldukları bir çalışmada 16 yaşın üzerindeki 163 hemofili hastasını incelemişler rutin kontrollerde ard ayak deformitesi açısından. Bunlarda yüklenme pozisyonunda tibiokalkaneal açıyı ölçmüşler ve ayak izlerine bakmışlar. Burada ilginç olan bir şey şimdi bakılan hastalarda aslında 94 tanesinde ayak bileği artropatisi var, 69'unda yok ve bunların yarısında neredeyse ayak bileği artropatisi olanların yarısında valgus deformitesi söz konusu. Bunların da çok büyük bir çoğunluğu nötral dizilime sahip. Yani kaos ve planus daha nadir ayak izi bakımından değerlendirildiğinde. Varus deformitesi ise gene %10'luk bir kısım daha nadir. Varus deformitesine baktığımızda yalnız varus nötral ya da kaosta değil genellikle ekinusla birlikte karşı olarak görünüyor. Tedavide ne yapıyoruz? Hafif ve orta dereceli artropatide konservatif tedavi uygun. Bu hastaların uygun profilaksiyi aldıklarını garanti altına almaya çalışıyoruz. Dozları yeterli değilse hematoloji ekibiyle işbirliği içerisinde medikal tedavilerinin düzenlenmesine katkıda bulunuyoruz. Fizyoterapi ilk basamak. Hemofili konusunda tabii şöyle bir şey, tecrübeli fizyoterapistlerle çalışmak oldukça önem taşıyor. Genellikle sahada fizyoterapistler hemofili hastalarına aşina olmadıklarında kanama korkusuyla ya zarar verme korkusuyla çok tedavi etmeye ya da yani müdahale etmeye, tedaviye ortak olmaya cenraş olmuyorlar. Ama bu konuda tecrübeli ekiplerle birlikte çalışıldığında oldukça özellikle medikal tedavi eşliğinde yapılan fizyoterapilerde manuel terapiler olsun, fasyal terapiler olsun fayda sağlanıyor. Ayak bileği tutulumunda karşımıza çıkan bir diğer tedavi yöntemi ortez tabanlık kullanımı. Bunlar PTB şeklinde ortezler olabilir ya da basmayı düzenleyebilecek olan tabanlıklar olabilir. Başlangıç aşamasında bunlar da yine fayda sağlıyor ayak bileği ağrısının da azaltılması konusunda. Viskosuplementasyon hemofilik artropati, erken evre artropati ile birlikte uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Bunu genellikle ameliyathane şartlarında yapmamızın sebebi skopi altında olması, eklem içerisinde olduğumuzu verifiye etmek istiyoruz. Floroskopik kontrolle yapmayı tercih ediyoruz viskosuplementasyonu ve tek doz olarak hyaluronik asit enjeksiyonu yapıyoruz. Lazer ve eksternal beam radyoterapi açıkçası bunlar benim literatürde gördüğüm şeyler. Bizim Ege Üniversitesi bünyesinde yani bizim tecrübemiz bu konuda yok. Böyle bir çabamız yok ama bunların da sinovit konusunda faydalı olduğu, sinoviti geriletmeye katkı sağladığı literatürde belirtilmiş. Radyoaktif sinovektomiye geldiğimizde radyoaktif sinovektomi ayak bileğinde sık uygulanan bir yöntem. Profilaksiyle birlikte uygulandığında amacı kanamayı durdurmak, sinoviti kontrol altına almak. Tabii ki artropatik değişikliklere bir etkisi yok. Fakat artropatik değişiklikler tabii sinovitle artropatik değişiklikleri birbirinden tam olarak ayırmak her zaman mümkün olmuyor. Yani bunlar önce sinovit olup bir noktaya gelip ardından tabii ki artropati gelişmiyor. Bunlar birlikte gelişen, eş zamanlı da olabilen iki hastalık aslına bakarsanız. Bu nedenle
problemle artropatisi olan bir kişide sinovit yakınmaları da ön plandaysa, yani ne oluyorsa, eklem kanıyorsa, eklemde şişlik yakınması varsa, bu durumda da yine radyoaktif sinovektomiden fayda görülebilir. Eklem içerisinde yapılan radyoaktif madde enjeksiyonuyla sinovyada fibrozis sağlanmaya çalışıyor. Bu hipertrofik sinovyumun inceltilmesi amaçlanmış oluyor. Bu da yine diz dışındaki eklemlerde, açıkçası küçük eklemlerde gene her zaman skopi kontrolüyle yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü viskosupplementasyon daha önemli burada bu konu. Çünkü radyoaktif madde verdiğimiz için eklem içerisinde olduğumuzu verifiye etmek önemli. Diğer türlü radyoaktif maddenin yumuşak dokuya kaçışıyla ilgili bir takım radyasyon yanıkları gibi istenmeyen komplikasyonlar karşımıza çıkabilir. 3-6 ay sonra enjeksiyon tekrarı yapılabiliyor. Bu da hasta fayda görürse, hastaların fayda gördüğü durumlarda, yani şişlik gerilerse eğer, kanama gerilerse. Ama hani gerileyen hasta grubunda bu yakınmalarda yeniden artış olduğunu belirtirse o zaman endişe. Yani hiçbir fayda görmeyen hastaya tekrarlamanın pratiğimizde hani çok bir yeri olmadığı kanaatindeyim. Ege Üniversitesi deneyimine baktığımızda 2001-2013 yılları arasındaki veriye sahibiz. Sonraki yıllarda, son yıllarda az önce de konuştuğumuz gibi ne yazık ki radyoaktif madde temin edilememesi nedeniyle bu hasta grubu bu tedaviden mahrum kalmış oldu. 88 hemofilik ayak bileğine radyoaktif sinovektomi, hepsi Semih Hocam tarafından uygulanmış. Ayak bileği eklemi, küçük eklemlere renyum uygulanıyor. Bu diz ekleminden daha farklı. Ayak bileği ekleminde hacim daha dar olduğu için ışıma mesafesi önemli. Dizde yaptığımız, uyguladığımız yitrium maddesinin ışıma mesafesi daha derin. Bu nedenle aynısını, yani bunları ayak bileği gibi, dirsek gibi küçük eklemlerde uygulayacak olursak yine yumuşak doku hasarına yol açabileceği, istenmeyen eklem dışına çıkabileceği için tercih edilmiyor. Cerrahi tedaviye gelecek olursak ne zaman endike? Konservatif tedavi yöntemlerine, yani işte profilaksi, analjezik tedaviler, fizik tedavi yöntemleri, ortezler, sinovi ortez, bunlara yeterli yanıt alınamayan olgularda, ağrılı ve veya işlevsel kısıtlılığı olan hemofilik artropati olgularında cerrahi tedavi endike. Peki ne yapıyoruz? Artroskopik debritman, sinovektomi bir tercih, bir seçenek. Nadir olgularda açık sinovektomi tercih ediliyor ama artık genellikle günümüzde açık artroskopik sinovektomi ile yapılması gereken işlem tamamlanmaya çalışılıyor. Aşil uzatma, ekinusun sık görüldüğünü söylemiştim. Bu ekinizmi iki sebepten kaynaklanıyor aslında. Bunlardan birincisi yine bu ayak bileği eklemine olan kanama ile ilişkili ekin postürünün tercih edilmesine ve bunun fiksif bir kontraktür haline gelmesiyle ilişkili birinci sebep. İkincisi gastrokinomus içine kanamalarla ilişkili. Hemofilik hastalarda kas içi kanamaların sık görüldüğü bir lokalizasyon gastrokinomus kası ve bunlarda da sonuç olarak karşımıza ekinizm çıkıyor. Bununla ilgili hemen bir olgu örneği vermek istiyorum. 18-17 yaşında bir erkek hasta, hemofili A hastası ve inhibitör pozitif bir hasta. Bu hastanın 12 yaşında sol dizde şişlik nedeniyle operasyon öyküsü var. Tekrarlayan operasyonları var. Ardından enfeksiyon gelişimi mevcut. Çift koltuk DNA ile mobilize oluyor. Dizde fleksiyon kontraktürü ve ileri hareket kısıtlığı ve ekinizm de bize başvurdu. Hastanın yanda yürüyüşü, yandık görünüyor, kusura bakmayın. Direkt grafilerinde gözümüze çarpan şey, bakın özellikle sağ tarafı normal görünüyor ama sol dizinde bir ciddi ileri hemofilik artropati olduğunu görüyoruz. Ve sol dizinin fleksiyon kontraktürü olduğunu, sol topuğun yere basmadığını, ekinizmde, ekinde yürüdüğünü, parmak ucu yürüyüşüne sahip olduğunu görüyoruz. Bu hastanın sol ayak bileğine aşiloplasti ve posterior kapsülotomi yapıldı. Aynı seansta sol dizine de artrodez uygulandı. Ardından hastanın postop 4. yıl görüntüsü. Hastanın plantigrat bir basışı mevcut. Bu şekilde. Supramalleolar tibia osteotomisi, artrodez ve total ayak bileği protezi diğer cerrahi tedavi seçeneklerimiz. Buradan artroskopik debritman ve sinovektomi ile başlamak istiyorum. Artroskopik debritman ne zaman endike? En az 6 aylık medikal tedaviye yanıt alınamayan, tekrarlayan eklem içi kanamalarda, ayak bileğinde ağrısı olan olgularda endike. Eklem hareket açıklığında kısıtlılık tabii ki oluyor fakat hareketin en az %50'sinin korunmuş olması bekleniyor. Deformite olmamalı kısmına bir soru işareti koydum. Aslında birazdan da bahsedeceğim. Deformite konusu belki bizim biraz ihmal ettiğimiz bir konu. Öyle gibi görünüyor bu noktada. Literatür de bunu destekliyor aslında. Deformiteli olmamalı dememize rağmen aslında
Olguların birçoğunda bahsettiğimiz bu ardayakta valgus deformitesi olduğunu görüyoruz. Ama esas bizim tedavide yöneldiğimiz şey, yani bu valgus deformitesinin klinik olarak ne kadar bir karşılığı var? Bu hastada ne kadar bir soruna yol açıyor ve biz neyi tedavi etmeye çalışıyoruz sorusu hani göz önünde bulundurulduğunda. Biz daha çok eklemdeki ağrıyı, eklemdeki kanamayı tedavi etmeye yöneliyoruz. O zaman da artroskopik debritman bizim tedavi, bizim bir seçeneğimiz olarak karşımıza çıkıyor. O zaman deformite olsa bile aslında bu noktada hani bu yakınmalar varsa artroskopik debritman uygun bir indikasyon olarak karşımıza çıkıyor. Ne zaman yapılmıyor? Tabii anesteziye ilişkin engeller varsa, artropati çok ileri evreyse, eklem hareket açıklığı hiç yoksa ve kanama kontrolünün sağlanması ile ilgili bir takım problemlerle karşı karşıyaysak ameliyat yapmak uygun değil. Standart anteromedial ve anterolateral portallerle giriş sağlanıyor. Bunun dışında bir de ayak bileğinin posteriorunda sinoid olan olgularda, ağrının posteriora lokalize olduğu olgularda ardayak endoskopisi de standart anterior artroskopik girişime ekleniyor. Bu girişimde amaç sinovektomi. Burada bakın görüyoruz hemosiderin birikiminin olduğu gene mercan resifleri görünümüne ulaş kazanmış sinovit dokusu. Bunları rezeke ediyoruz. Yine burada bir takım yine impingement'a yol açacak hareketi kısıtlayacak fibrotik dokular karşımıza çıkıyor. Bunların eksizyonunu sağlıyoruz. Anteriorda osteofit oluşumları, anteriordaki osteofitleri eksize ediyoruz. Bunları gerek osteotom yardımıyla bakın buradan değişik portale geçtik, diğer portale geçtik. Buradan osteofit oldukça net bir şekilde görünüyor. Bunlar rezeke ediliyor. Onun dışında kıkırdak serbest bu şekilde kıkırdak flapleri olabiliyor. Bunları debride edip bu bölgelere mikro kırık uygulayabiliyoruz. Küretaj ya da grepleme yapabiliyoruz. Burada yine bir artroskopik debritman uygulanmış olgu. Bakın hastanın bu hastaya bilateral uygulanmış farklı seanslarda. Bir sol tarafına 2,5 yıl, sağ tarafına 1,5 yıl önce. Sol tarafına baktığımızda burada bir valgus deformitesi, ardayakta valgus deformitesi olduğunu görüyoruz. Sağdaki bu kadar belirgin değil. Her iki tarafta da pes planusu olduğunu görüyoruz. Hastanın yürüyüşü bu şekilde. Bu hastanın postoperatif yürüyüş görüntüsü. Öncelikle preop yakınması ağrıydı hastanın. Hastanın artroskopi görüntüleri. Bakın anteriorda bahsettiğim osteofit bunun rezeke edilmiş hali. Kıkırdakları debritman uygulanmış. Hareketli flapleri debride etmek durumunda kalıyoruz. Burada sinovit, sinovyal dokuya sinovektomi yapılmış. Literatüre baktığımızda hemofilik ayak bileği artropatisinde artroskopik tedaviyle birlikte eş seanslı olarak kemik iliğin kökenli hücre transplantasyonu yapıldığını görüyoruz. Burada gerçi çok kısa az yani 2 yıllık sonuç ve 5 olgudan bahsediyor. Kemik iliğine aspirasyon yapmışlar. Bunu da kolajen membrana aspirata emdirip osteokondral lezyonu artroskopik olarak bu membranla tedavi etmişler. İzlemi tabii klinik sonuçlar genel olarak iyi oluyor zaten. Klinik MR'la baktıkları sonuçlarda da kondral rejenerasyon olduğunu ve dejenerasyonda progresyon olmadığını görmüşler. Tabii 5 olgudan kaynaklı bir sonuç ne kadar güvenilir olur bilemiyorum ama literatürde de böyle bir yöntem olduğu için paylaşmak istedim. Biz bunu hani yani zaten tabii şöyle zaten kanama sorunu olan bir yer olduğu için ve biz de mikro kırıkla birlikte bunu yaptığımızda herhalde bir miktar buraya da hücre göçü olabileceğini düşünüyoruz ve aynı benzer faydayı sağlıyoruz diye düşünüyorum. Kemik iliğinden aspirasyon yapıldığında tabii buradaki hani daha immatür hücre sayısı daha fazla olacağı için daha farklı bir etki olabileceği düşünülebilir ama 5 olguyla çok daha bir kanaate varmak herhalde uygun olmaz. Evet, artroskopik debritman ne işe yarıyor? Kanama sıklığında azalmaya yol açıyor. Eklem hareket açıklığında artış kazandırıyor. Klinik ve subjektif sonuçlarda iyileşmeye yol açıyor. Ama bazı olgularda ne yazık ki artropatide ilerleme engellenemiyor ve artrodez gereksinimi karşımıza çıkıyor. Ardayak endoskopisini yine bir olgu üzerinden konuşmak istiyorum. Burada bir 23 yaşında erkek hasta. Sağ ayak bileğinde 5 yıldır ağrısı var. Özellikle anterolateral ve posterolateralde ağrıyı lokalize ediyor. Başvuru öncesinde kanama öyküsü mevcut. Zaman zaman şişlik yakınması da oluyor. Ardayakta ciddi bir deformite görünmüyor ama pes planusu olduğunu görüyoruz. Plantar fleksiyon ve dorsiflexiyon minimal olarak kısıtlanmış görünüyor.
Bu hastanın yan ön arka grafisinde tibiyoteler eklemde erken evre bir artropati olduğunu görüyoruz. Yan grafiği çok tibiyoteler eklemi değerlendirmek üzere çekilmemiş. Ayak yan grafisi gibi çekilmiş. O yüzden bir şey söyleyemiyorum ama subtaler eklemin salim olduğunu buradan söyleyebiliyoruz. Hastanın MR görüntülerinde bir hemosiderin hem anteriorda hem posteriorda birikmiş olduğunu görüyoruz. Burada bir kist olduğunu görüyoruz. Lateralde yakılması ama bu kist de daha medial olarak hani karşımıza çıkıyor. Tibianın ekleme yakın kısmında yine subkondral kistler olduğunu görüyoruz. Evet, ardayak endoskopisi kısmına geldiğimizde ardayak endoskopisi anteriordan tabii talus kubbe şeklinde olduğu için ayak bileği distraksiyonu yaparak artroskopiyi yapmamıza rağmen yine talusun tamamen bütün kısmına ulaşmamız söz konusu olamıyor. Arkasını görme, orta hatta arka kısmını görmemiz hiç mümkün değil. Bu nedenle bu bölgeye müdahale etmemiz gerekiyorsa kesinlikle ayağın arkasından yaklaşmamız gerekiyor. Burada bakın gene sinovitli kısım görünüyor. Bu kısım debride edilecek. Arkadan ardayak endoskopisi bize iki avantaj sürüyor. Buradan hem tibiyoteler eklemi görebiliyoruz hem de subtaler eklemi değerlendirmemizi ve buraya da yine debritman yapmamızı olanak sağlıyor. Burada şu an durdurdum. Burada gördüğümüz şey flexor hallucis longus. Burada cerrahi olarak dikkat edilmesi gereken şey onun medyaline geçmemek. Şu an aşağıya indik. Subtaler eklemi daha değerlendiriyoruz burada. Bunun medyaline geçtiğimiz takdirde burada damar sinir yapılarına iyice yaklaşmış oluyoruz. Bu da müdahaleyi tehlikeli hale getiriyor. Bunun lateralinde kaldığımız sürece istediğimiz şekilde tedaviyi gerçekleştirebiliyoruz. 2018 yılında artroskopik ve hemofilik ayak bileklerindeki artroskopik debritman sonuçlarımızı yayınlamıştık. Burada 15 hastamızı o dönemde çalışmamıza dahil ettik. Yaklaşık 34.8 aylık izlenleri var. Bunların hepsi hemofili A ve B olguları, diğer kanama bozukluklarına dahil etmedik bu çalışmaya. Hemofilik sinoviti ve artropatisi olan, deformitesi olmayan artroskopik debritman uygulanmış olguları retrospektif olarak incelemiştik. Yine işte klinik olarak alfa skoru, food function index, Peterson skorları, radyolojik evreleme açısından ve kanama sıklıklarını karşılaştırdık. Burada sonuçlarımıza bakacak olursak da bizim hastalarımızın pre-op Peterson skorları medyan olarak 3'müş. Yani bu hafif dereceli bir hemofilik artropatileri olduğunu gösteriyor. Kanamalarına baktığımızda 13 hastaya kanama verisi varmış. Bir hastada kanama yok preopta. Bu hastalarda hepsinde aslında kanamanın azaldığını görüyoruz. Ortancı değer 18'den 1.5'a düşmüş. Oldukça ciddi bir kanama konusunda kazanç sağlanmış. Klinik skorlara baktığımızda da burada da yine hem food function index hem de bunun ağrı, kısıtlılık ve aktivite alt skalaları bakımından kazanç sağlandığını, bu girişimin hasta temelli değerlendirme bakımından başarılı olduğunu görmüş oluyoruz bizim sonuçlarımızda da. Supramalleoler osteotomiye geldiğimizde bu da literatürde aslında yapılmış, bu yani benim bulabildiğim en azından ve derlemelerde de bu şekilde geçiyor. Hemofili hastalarında yapılmış tek klinik çalışma. Genelde çalışmalar posttravmatik osteoartrit olgularıyla ilgili. Burada bir bunun dışında hani hemofili hastalarında başka bir çalışmayla karşılaşamadım. Valgus deformitesi olan 6 şiddetli hemofili hastasına supramalleoler varus osteotomisi yapılmış bu çalışmada. Medyalden yaklaşık 10-15 derecelik bir kapalı kama osteotomisi şeklinde yapılmış. Staple'la tespit edilmiş. Fibula'ya ek bir girişim yapılmamış. Burada amaç tibiyoteler eklemdeki açısal farkı, bu talar tilti düzeltmekmiş ve talar tilt oldukça düzeltilmiş bulunmuş. Orta dönem sonuçlar diyor, 9.3 yıl ağrıda azalma, işlevsel kapasitede artış oldu diyor. Kanamada da azalmadan bahsediliyor makalede. Tabii bunu hani ekleme uzak bir girişimle eklemde kanamada nasıl azalma elde edildi, bu konu yoruma açık. Bizim osteotomi konusunda kendimize ait tecrübemiz olmadığı için bu konuda daha fazla yorum yapamayacağım. Ayak bileği artrodezine geldiğimizde konservatif tedavilere ve daha minör cerrahi girişimlere yanıt vermeyen, şiddetli ağrı ve işlevsel kısıtlılığa yol açan, eklemde ciddi destrüktif değişikliklerin olduğu ileri evre hemofilik artropatisi tedavisinde altın standart. Genç hastalarda uygulanabilmesi bir avantaj. Çünkü artrodez aslında bu noktada protezin alternatifi gibi görünüyor. İki seçenek bu noktada ileri evrede karşımıza çıkıyor. Ve daha önce de bahsettiğimiz gibi ayak bileğinde de dirsekte olduğu gibi protez pek bir yaygınlık, geçerlilik kazanamadı.
Ve dirsekten farklı olarak yine daha şanslıyız ki artrodes uygulayabiliyoruz. Genç hastalarda da buna işte yapmak bir avantaj. Ağrıda azalma oluyor. Deformitenin düzeltilmesine olanak sağlıyor. Hangi eklemlere artrodes yapılabiliyor ayak bileği dediğimizde? Burada tibiotalar ekleme izole tibiotalar eklem artrodes yapılabildiği gibi subtalar eklemin de tutulduğu olgularda yine tibiotalokalkaniyel artrodes bir seçenek. Bunun dışında sadece subtalar eklemin tutulduğu, tibiotalar eklemde tutulsa bile hani yeterli hareketin olduğu, daha henüz artrodezin gerekmediği orta dereceli artropatilerde subtalar artrodezde izole olarak uygulanabiliyor. Şimdi bir 2016 yayınlanmış bir review'da cerrahi tedavilerin sonuçlarına bakılmış. Burada artrodes sonuçları derlendiğinde aslında seriler genelde onlu olgularla. Burada en düşük seride 4 olgu var. En fazla seride 68 olgu var. Retrospektif seriler bunlar. Subtalar ve tibiotalar artrodezler genellikle yapılmış. Bunlar genellikle artroskopik olarak bazı olgularda da açık olarak yapılmış. Kanülübidayla ve plakla tespit uygulanmış. Bazı olgularda greftleme tercih edilmiş. Klinik sonuçlara baktığımızda kaynama bir sorun değil. Olguların %90-95'inde kaynama elde edildiği belirtiliyor. Kaynama süresi olarak en geniş süreyi söyleyecek olursam 8-20 hafta arası söyleniyor kaynama süresi olarak. Ağrıda azalma olduğu söyleniyor bu prosedürle birlikte ve kanama tekrarlamamış. Komplikasyonları sık değil. Yüzeysel ya da derin enfeksiyonlar nadir de olsa görülebiliyor. Yarı yarı sorunu karşımıza çıkabiliyor. Kaynamama nadir olarak olgularda görülüyor. İmplanta bağlı ağrı karşımıza çıkıyor. Ve kanama sorunu, kanama devam edebiliyor. Burada yine bir olgudan bahsetmek istiyorum. 47 yaşında erkek hasta. 10 yıldır sağ ayak bileğinde ağrı yakınmasıyla başvurdu. 3 yıl ayak bileğinde ciddi hareket kısıtlığı olduğunu belirtiyor. 3 yıldır ankiloze. 6 yıl önce sağ tarafa total disk protezi öyküsü var. Kanama yakınması yok. Haliyle artık kurumuş ileri artropatik bir eklem genellikle kanamıyor. Sinomyası kalmayan eklem kanamıyor tabii ki. Burada hem ön arka hem yan grafisinde sağ tarafta ileri bir hemofilik artropati olduğunu, eklem aralığının kalmamış olduğunu neredeyse görüyoruz. Bu hastanın bu girişimden çok daha önce çekilmiş bir MR görüntüsü. Bu dönemde yaklaşık 5 yıl kadar önce bu MR çekildiğinde bile yine eklem yüzeyinin oldukça düzensizleştiğini, bozulmuş olduğunu, aralığın kalmadığını görüyoruz. Burada da yine hemositlerin birikimini görüyoruz. O dönemde hemositlerin birikimi varmış hastada. Hastaya ne yaptık? Hastaya supin pozisyonda önce anterior yaklaşımla eklem yüzeyleri hazırlandı. Ve hasta daha sonra prone pozisyona çevrilip topuktan tibiotalokalkaniyel intramedüller çiviyle artrodes sağlandı. Bu çivilerle ilgili birkaç sorun var. Bunlardan birincisi bu topuktaki kısım, o hastanın yüklenme üzerine denk gelen kısım, çivinin giriş yeri, bir miktar palpable kalırsa hastanın yüklenmesinde sorun olabiliyor. Daha sonra ağrıya yol açabiliyor. Bu bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir şey, burada 3 tane distalde vidayla tespit oluyor. Bir tanesi kalkaniosta, bir tanesi talusa, kalkaniostan talusa giden, bir tanesi de transvers vida. Burada transvers vidada ciddi sorun oluyor aslında ve çünkü bu vidanın tespit edebilmesi, yani nasıl söyleyeyim, talustaki yükseklik kaybına bağlı. Çünkü bunlar hani post travmatik artritler kadar düzgün anatomilere sahip değiller. Ve bu nedenle de talustaki yükseklik kaybı burada hani kılavuzun gösterdiği yerde vidaların uygun yere denk gelmesine engel oluyor. Bu nedenle bazı tespit sorunları yaşanabiliyor. Bu hastada şöyle bir sorun oldu. Postoperatif 1,5 yılda implanta bağlı bir sorun. Kalkaniosa giden vidanın geri gelmesi sonucu, ele gelmesi sonucu. Bu nedenle daha sonrasında bu vida çıkarıldı. Ondan sonra hastanın sorunları geriledi. Posterior kısmında kaynama olduğunu görüyoruz. Anterior kısmında henüz tam bir kaynama olmadığı bu grafide görüyoruz. Ama hani buna rağmen hastanın da bir yakınması kalmadı. Diğer dizi için protez ameliyatı için başvurdu. Ayak bileği protezinden de son olarak birkaç bahsetmek istiyorum. Ayak bileği protezi, yani posttravmatik artrit, tabii ayak bileğinin primer osteoartriti çok sık görülen bir olgu değil. Posttravmatik osteoartritleri daha sık. Hemofilik artropatisiyle ilgili sadece bununla ilgili de hani seriler çok düşük. Ki posttravmatik artrit içinde total ayak bileği protezi çok büyük yaygınlık kazanmış bir girişim değil. Hani yıllardır var olan bir girişim olup hani bu kadar sürede bu kadar yaygınlık kazandırmaması tabii bir teknikle ilgili şüphe uyandırıyor açıkçası. Hani küçük boyut, anatomik boyutları olarak küçük kemiklere
çok ciddi eklem yüzünü ortadan kaldırmak için tıraşlamalar yapıp ondan sonra bu bölgeye büyük büyük protezler koyup daha sonra bunlardan hani sağ kalım beklemek. Tabii 10 yıllık sağ kalımların %89 olduğu söyleniyor post travmatik olgularda, yani genel olgu serilerinde, ama yine de hani bu bir yaygınlık kazanmamış. Ama ayak bileğinin ileri evre hemofilik artropatisinde artrodeze alternatif olarak belirtiliyor. Bugün hani geçmişe göre biraz daha popülerize edilmeye çalışılıyor review'lardaki yaklaşımdan anladığım kadarıyla. Ama hani biz kliniğimizde hala uygulamıyoruz. Hani posttraumatik olgular için de uygulamıyoruz açıkçası. Ayak bileği artropatisi yapan bir klinik değiliz şu aşamada. Ağrıyı azaltmada etkili olduğu söyleniyor. İşlevsel kazanım var. Eklem hareket açıklığı korunuyor diyor, deniyor. Fakat ama bu korunmanın da 10 dereceden daha fazla, yani preoptürme göre 10 dereceden daha fazla bir katkı sağlamadığı söyleniyor. O yüzden acaba gerçekten artrodeze bir tercih midir? Bunu da düşünülmesi gerekir. İntraoperatif ve postoperatif komplikasyon oranları oldukça yüksek. Yani bir artrodezle karşılaştığında çok daha yüksek komplikasyon oranlarına sahip. Bu %20'lerde belirtiliyor komplikasyon oranları. Malleol kırığı olabiliyor, nörovasküler yaralanmalar olabiliyor, tendon hasarı olabiliyor. Bunlar genel olarak intraoperatif komplikasyonlar. Yüzeyel ya da derin enfeksiyonlar karşımıza çıkabiliyor. Artrofibrozis görülmüş ve komponent gevşemesi görülmüş. Yani diz ve kalça protezi kadar yaygınlık kazanamayan bir protez seçeneği, ama ileri evre hemofilik artropatinin tedavisine belki ileride daha uygun protez seçenekleriyle daha geçerli kazanacak bir yöntem. Ege Üniversitesi deneyiminden hızlıca bahsedecek olursam, 2006-2021 yılları arasında ayak bileğine yönelik olarak 43 hastaya 52 operasyon yapmışız. Hastaların yaşları ortalama 28. Bunlardan 40'ı hemofili A ya da B hastası, 2 hasta da inhibitör pozitif. 1 adet faktör 7 eksikliği, 1 adet von Willebrand ve 1 adet de afibrinojenemi hastamız var. Tanılara baktığımızda 37'si artropati, 10 tanesi ekinizm, bir hasta da o bahsettiğim implant migrasyonu işte, bir hasta sadece sinovit artropatinin olmadığı, iki hasta da subtalar artropati, bir de talusta osteokondral lezyon mevcut. Şimdi bu hastalara ne yaptık? 38 hastaya artroskopik debitman yaptık. Bunların 8 tanesine de ard ayak endoskopisi ekledik. Bir hastaya da greftleme ekledik. 5 hastaya bilateral artroskopik debitman yaptık ki bunların 2 tanesi simultane. Bir hastaya ise ikinci kez aynı ayak bileğine artroskopik debitman yaptık. Artrodezlere baktığımızda bir tane tibiotalokalkaniyel artrodezimiz mevcut. Bunda da vidayı çıkardığımızı söylemiştim. 3 tane de subtalar artrodezimiz mevcut. Bu artrodezlerle birlikte tabii eş zamanlı olarak olgulardan iki tanesini yanılmıyorsam artroskopik debitman da yaptık tibiotalar eklemci. Aşiloplasti 10 hastamız var. 10 hastamızda ekinizm sebebiyle başvuran 10 hastamızın da 8 tanesine aşiloplasti yaptık. Bunlardan 4'üne posterior kapsülotomiyi de ekledik. Bir tane hastada reaşiloplasti yapıldı. Bir hastada da bulbus girişimi yapıldı. Covid hemofiliklerde ayak bileklerini nasıl etkiledi diyerek sunumu kapatmak istiyorum. 2021 yılında Haziran'da yayınlanmış bir makale. Şubat-Temmuz ayları arasında 27 hastayı uzaktan izlemişler. Diz, dirsek ve ayak bileği eklemleriyle ilgili sorgulama yapmışlar. Eklem hareket açıklığının azalmış olduğunu, eklem sağlığının kötüleşmiş olduğunu vurmuşlar. Hastaların ağrı eşikleri azalmış, ağrılarının şiddeti artmış. Fakat ayak bileklerinde kanama sıklığı azalmış. Teşekkür ediyorum. Elçil Hocam, ağzınıza sağlık. Detaylı sunumunuz için teşekkür ediyoruz. Salondan sorusu olan var mı acaba? Semih Hocam, ben küçücük bir ilave yapıp hemen sözü müsaadenizle Bülent Hocam'a vermek istiyorum. Biraz gecikeceğiz çünkü. Özellikle Elçil Hocam'ın fizyoterapiyle ilgili uyarısını hani bu konuda çok değerli buluyorum. Özellikle alt ekstremitede kinetik zincirin diğer parçaları, yani hedef eklemin komşu eklemleri de çok sık etkileniyor. İhmal edildiği zaman sizin göstermiş olduğunuz olgudaki gibi çok büyük cerrahilerle çözülebilir hale geliyor. Fizyoterapi bu konuda bizim yardımcımız, mutlaka alt ekstremite sorunlarında yanımızda bulunması gerekiyor. Takımın bir parçası olması gerekiyor. Semih Hocam, müsaadenizle Bülent Hocam'a sözü vermek istiyorum. Bülent Hocam da kalça eklemiyle ilgili bizi aydınlatacak. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Evet, sunum geldi mi ekrana? Evet hocam. Kalça vücudun büyük bir eklemi, alt ekstremitenin fonksiyonel açıdan en önemli eklemlerinden bir tanesi. Bu nedenle hemofilide de sıklıkla etkilenebiliyor. Öncelikle hani
kalça konuşmayı ayrı bir oturum olarak akıl ettikleri için moderatörümüze ve genelde yıllardır hemofili kongrelerini başarıyla düzenleyen her iki başkanımıza da teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kas iskelet sistemi sorunlarından biraz bahsedeceğim hemofilde. Çünkü amaç farklı boyutlarda eklem içi ve dışı sorunlar olarak görülebilen kanamalarda kalça eklemi dikkate alındığında çoğu zaman klinik olarak önümüze çıkan sorunların eklemin içine yönelik artritik sorunlar değil de eklem çevresi kanamalarla ilgili olması bu sunumda en büyük amacım. Çünkü bunun hastanın kayıpları yönünden çok büyük önemi var. Aynı zamanda da gözden kaçabilme noktasında da bir özelliği var. Birçok büyük merkezde olduğu gibi biz de Hacettepe'de bir hemofili takımıyla çalışma şansına sahibiz. Başta hematologlar olmak üzere ortopedistler, fizyoterapistler, pediatrik hekimler, pediatrik cerrahlar ve diş hekimlerini içeren geniş bir takım ve konsey bu. Bu bizim için bir avantaj. Daha önceki sorumlarda da söylendiği için hızlıca geçeceğim. Hemofilinin kanaması sonucunda eklem içinde ve dışında sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Dediğim gibi kalça denildiği zaman bu sunumdan akılda bir şey kalacaksa eğer, eklem içi sorunlardan ziyade kalça çevresinde eklem dışı sorunların, yani pseudotümörlerin, kontraktür ve deformitelerin ve özellikle de gizlenebilen kalça çevresi sinir basılarının önemli olduğunu hatırlatmak. Hemofili hastaları hafif düzeyde ise çoğu zaman kanama sorunlarıyla kalça çevresinde de bize gelmiyor. Orta düzey hastalar da senede 5-6 defa kanıyorlar ve bunlar gene önemli sorunlar çıkarmayabiliyor. Ancak ileri hemofilide bunların ayda 2-3 kez spontan olarak kanadığını bilmek lazım. Bu çoğunlukla diz eklemine ama kalça çevresine de kanamalar çok. Artropatiden bahsedildi. Kalça kanaması bahsedilen eklemler içinde 4. ya da 5. sırada yer alıyor. Ancak kaslar düşünüldüğünde çoğunlukla kalça çevresi yani pelvis içinden başlayarak dize kadar uzanan uyluk bölgesinde içine alan bölgede önemli komplikasyonlara neden olan kanamaların çok sık olduğunu görüyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman aşağı yukarı %80-90'ı bu çevrede olan eklem çevresindeki kanamalar. Hemofilik artropatiyi de arkadaşlarımız gayet güzel anlattı. Hızlıca bir geçiyorum burada. Tekrarlayan kanamaların önce sinoviti tetiklemesi, bundan sonra ortaya çıkan proteolitik enzimler ve artmış demir depolanması sonrası ortaya çıkan katalitik enzimler neticesinde işte bir diz örneğinde burada kıkırdan ne hale geldiğini görebiliyoruz. Sınıflama, birden çok sınıflama var. Bunlar içinde radyografik, direkt radyografi üzerinden yapılan sınıflama ve Palazzi'nin klinik sınıflaması en çok kullanılanları. Burada Arnold Hilgardner kalçada önem kazanıyor. Çünkü birazdan da söyleyeceğimiz gibi klinik sınıflamada kalça eklemine yönelik elimizdeki semptomlar çok az. Ancak ileri evrede yani kontraktür başladıktan sonra buna ulaşabiliyoruz. O zaman aslında diz için yapılmış bu sınıflamanın kalça ekleminde kullanılması, kalça ekleminde osteopeni ve eklem aralığında daralma ile başlayan ilk bulguların ortaya çıkarılması veya fark edilmesi önemli. Palazzi klinik sınıflaması diz için en yaygın kullanılan ve çok pratik bir sınıflama. Ancak görüldüğü gibi burada şişlik, sinovit bulguları asıl bizim için değerli olan ve erken evrede müdahale şansı veren klinik bulgular. Kalça için bunları gözleyebilme şansımız yok. Bizim için eldeki klinik veriler ağrı, sonrasında ise deformiteler yani evre 3-4'e doğru gidiyoruz. Artık kalça eklemi için önemli problemler başlıyor. Kanamalarda gene vurgulandı. Her zaman faktör şemsiyesi altında klasik istirahat, soğuk uygulama, kompres ve elevasyonun kalça eklemi içinde kullanılması önemli. Fakat burada yaratılan semptomatik iyilik özellikle psoas locundaki kanamalarda femoral sinir lezyonlarını önemli ölçüde gizlediğini ben müşahede ediyorum.
Bu noktada çok önemli bir uyanıklığımızın ve erken davranabilme imkanımızın olması lazım. Eklem içi kanamalarından farklı olarak sinir arazi bulduğumuz durumlarda dekompresyonun, yani enjeksiyonlar ve cerrahi yöntemlerle boşaltmanın önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada da görüldüğü gibi kompartman sendromları yanında siyatik ve femoral sinire basılar kalça çevresinde yaygın. Kas iskelet sisteminde önceki sunumlarda da gösterilen konservatif ve cerrahi tedaviler kalça eklemi içinde uygulanabilir. Ancak kalça ekleminin derin yerleşimi nedeniyle enjeksiyonlar ve radyosinovi ortez önlemleri sınırlı kalıyor. Ben bizim serimize baktığımda kalça içine bir izotop uygulaması yapmadığımızı gördüm. Literatürde de bu oldukça kısıtlı. Peki problemler neler? Hemen onu gösterelim. Görüldüğü gibi eklem içine değil ama eklem dışına olan kalça çevresi bir kanamada çok ciddi volümde kan kaybı var. Bu anemilere yol açabildiği gibi burada pseudotümör oluşumuna, enfeksiyonlara, basıyla kompartman sendromu ve sinir hasarlarına neden olabiliyor. Öncelikle ultrason başta olmak üzere radyografik tetkiklerin hızla kullanılarak hastanın faktör koruması altında gerekli girişimlerin yapılması önemli. Bu da başka bir hasta. Pelviste, bakın dışarıdan bakıldığında ancak dışarıya fistülize olduğunda ortaya çıkan bir kanama. Hastanın ağrı ve kalçasında fleksiyon kontraktürü var. Bu nedenle hospite edilmiş, çok ciddi kan kayıpları söz konusu. Radyografide az derecede belli olan bu pseudotümör, viseral organlara komşuluğu nedeniyle ve kronik yapısı nedeniyle cerrahi ve bizim tarafımızdan ulaşılması çok zor bulundu. Total olarak eksize edilemedi. Zaman içinde enfekte olmuştu bu kitle. Görece olarak VAC ile bunu boşaltmayı ve dekompres etmeyi denesek de daha sonra gelişen viseral komplikasyonlar nedeniyle hasta kaybedildi. Dolayısıyla bir kere daha kalçanın pelvisten dize kadar olan sorunlarının hemofilinde eklem içinden çok eklem dışında olduğunu hatırlatmak lazım. Artrit geliştiği zaman evet oldukça ağrı veren, hastanın fonksiyonel kapasitesini bozan bir durum. Ancak kalça protez replasmanları dizde olduğu gibi hızla bu fonksiyonun düzeltilmesini başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor. O nedenle uygulamalar başarılı, ancak bizim serimizde ve literatürde bakıldığı zaman oldukça az sayıda ihtiyaç duyulduğu görülüyor. 13 ve 19 sayılarına ulaşabildim. Uzun dönem takip sonuçları başarılı. Dolayısıyla kalça ekleminde artritik bir sorun olduğu zaman kalça protezini bu hastalarda başarıyla uygulayabiliyoruz. Teknik burada verilmiş. Bir haricinde uygulamaların tamamı çimentosuz teknikle yapılmış. Bu uzun dönem sağ kalım yönünden ve protez başarısı yönünden tercih edilen bir yöntem. Komşu eklem deformiteleri alt ekstremitede sıklıkla bir arada gözüküyor. Çoğu zaman kalçada bir kalçada bir artrit varsa hastanın diz eklemide de bazen de ayak bileğinde de sorun oluyor. Çünkü bu eklemler hedef eklem olma konusunda kalçaya göre öncelik gösteriyorlar. Bizim diz protezi serimizde baktığımız zaman 6 hastada eşlik eden kalça problemleri, 2 hastada ayak bileği problemleri, 1 hastada da ayak problemleri nedeniyle cerrahi yaptığımızı gördük. Bizim 7 kalça artroplastiğimiz var. Bunlar hepsi çimentosuz tekniklerle uygulanmış. Bu hastada gördüğünüz gibi dizde de hastanın problemi var. Kalçadan başlayarak alt ekstremiteyi fonksiyonel hale getirmeye çalıştık. Kalçada ve dizde revizyon sorunu hemofili hastalarında artroplasti uygulamalarından bildiğimiz eş problemleri de veya yeni problemleri de ortaya çıkarmaya başladı. Bakın burada kalça ve dizde revizyon yaptığımız bir hastada protezlerin buluşma noktasında zaten problemli olan kemikte kırık yönünden çok önemli bir stress riser bölgenin oluştuğu ve periprostetik kırıkla neticelenebilecek ve hastaya önemli
tedavisi zor problemler açabilecek yeni sorunlar da bu hastalar için aklımızda bulunması gerekir. Sonuç olarak hemofilde kalça deformiteleri nispeten sık görülüyor. Sakatlayıcı deformiteler, bunların önlenmesinde ve düzeltilmesinde ortopedinin de hemofili takımı içinde önemli bir rolü var. Profilaksi ve deformite önlenmesi amaç olmasına rağmen ne yazık ki derin eklem olan bu kalçada viskosüplementasyon ve radyosinemi ortez uygulamaları çok az. Bunun önemli bir nedeni de uzun süre ileri bir deformite gelişmeden kalçada ki problemin fark edilememesi ve geliştikten sonra da bu deformitenin ilerleyici olması. Son evrede uygulanan total kalça artroplastileri diğer eklemlerden farklı olarak dizde olduğu gibi başarıyla ve uzun dönem umut vadeden bir yöntemle uygulanabilir. İlginiz için teşekkür ederim. Hocam teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Semih Hocam'a sözü devredeyim. Teşekkür ederim Elcile ve Bülent Hoca'ya. Öncelikle Bülent Hoca'nın Elcile bir sorusu vardı. Biz ona bağlanamadan hemen onun sunumuna geçtik. Ben onu öyle fark ettim. Bülent eksik kalmasın, lütfen o soruyu alalım, merak ettik. Teşekkür ederim. Şimdi ayak deformiteleri ve ayak bileği deformiteleri hemofilide sık. Elci de çok güzel bunları anlattı. Ancak ayak bileği protezi de yapan birisi olarak sanki bu noktada ayak bileğine biraz haksızlık edildi gibi geldi bana. Özellikle komplikasyonları ve uzun dönemdeki problemleri vurguladı Elci. Bunlar doğru. Ancak literatürde hemofili dışında öncelikle romatoid problemlerde ve travmatik problemlerde ayak bileği protezi bugün için artık artrodezle kıyaslanabilir uzun dönem takip sonuçlarına ve sağ kalıma sahip. Dolayısıyla zannediyorum mesela dirseğe göre hemofilide de kullanımı daha öncelikli olacak. Hareket konusunda haklı. Evet, çok önemli bir hareket kazanımı rakamlar üzerinde elde edilemiyor. Ama zaten ayak bileğinin aşağı yukarı 30 dereceyle sınırlı olan bir hareketi var. Burada 10 derece önemli. Peki bu 10 derece bize ne kazandırıyor? Bildiğiniz gibi artrodez yapıldığı zaman ayak bileğinde komşu eklemlerde ilerleyen dekatlarda artritler ve ağrılı eklemler gelişir. Hemofili gibi erken yaşlarda böyle bir ameliyata ihtiyacı duyan bir popülasyonda da bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Subtolar eklemle de birleştirildiği zaman bu hastalarda artrodez yaptığımız zaman ki biz de yaptık. Korkumuz ön ayakta, orta ayakta gelişecek ağrılı deformiteler ve onlara müdahale ihtiyacı. İşte bu ayak bileğinin sağladığı hareket ve esneklik bunları önlemek açısından bir avantaj. Sağ kalım konusunda da sıkıntılı değil. Ben hemofili de niyetlendim ama yapmadım. Proteze ulaşmakta da sıkıntımız var. Bir firma üzerinden bunu aşabiliyoruz. Son olarak söyleyeceğim bir şey. Ben artroplastiden sonra artroze döndüğüm bir hastam da var. Uygun implant kullanıldığında aslında bunlar yüzey artroplastisi gibi ciddi bir kemik kaybına neden olmadan ve araya graft ihtiyacı olmadan fibulayı da kullanarak artrodeze dönebilme imkanı da var. Dolayısıyla hani hemofilide ayak bileği artroplastisi ile ilgili benim ileriki dönemlerde beklentim daha çok kullanılması yönünde. Mikrofonunu açman gerekiyor Elcil. Teşekkür edecektim katkısı için Bülent Hocam'a, bir şey demeyecektim. Ben de bir şey söyleyebilirim bu konuda. Yani ayak bileğini dizle önemli bir farkı. Artroplasti konusunda gerçekten deneyim az. Bu anlamda dirseğe benziyor ama artroplastiden uzak durmamızın ikinci bir nedeni de ayak bileğinde hareket kısıtlılığının eğer bir eşlik eden önemli bir deformite yoksa, o da ekinus ya da varus valgus şeklinde bir deformite yoksa, hastalar sırasından o hareket kısıtlılığının uzun süre tolere edilebilmesi. Yani dizdeki hareket kısıtlılıkları fonksiyon açısından yürüme,
oturup kalkma, merdiven inip çıkma açısından çok ciddi fonksiyon kısıtlıkları yaratırken ayak bileği sorunları yürümede çok az belli olabilen değişikliklere yol açıyor. Onun dışında diğer fonksiyonlarda merdiven iniş çıkış vesaire günlük yaşam fonksiyonlarına ayak bileğinin hareket kısıtlılığının etkisi çok o kadar belirgin olmuyor. Bu nedenle bizler tarafından endikasyon konma konusunda birazcık daha eşik yüksek tutuluyor. Hastaların da bu tür işlemleri gerek artrodez gerek artroplasti her ikisini isteklilikleri konusunda biraz daha tolerable oluyorlar. Yani ameliyat cerrahi girişimi ya da radikal cerrahi girişimleri kabul etmek konusunda, istekli olmak konusunda daha bekleyici olmayı tercih ediyorlar. Aynı hastalar bir hareket kısıtlıklarını, benzer orandaki hareket kısıtlılıklarını dizle aynı şekilde tolere etmiyorlar. Ayak bileği sorunlarında ameliyatlarımızın, radikal girişimlerimizin bizde ve bütün dünyada bir miktar daha az olmasının önemli bir nedeni de ayak bileğinin iyi bir özelliği aslında hareket kısıtlılıklarının uzun süre tolere edilebilir olması. Ben bir son olarak başka soru online ya da salondan bir soru yoksa Bülent'e bir soru hocam, sormak salondan istiyorum. Bir soru var, müsaadenizle alalım. Buyurun. Buyurun. Mikrofon alalım. Hocam merhabalar. Ali hocamın en başta sunumunda vardı galiba radyoaktif sinovektomi en fazla 3 kez yapılabilir diye. O belirlenen eklem için mi 3 kez yoksa tüm eklemler dahilinde toplam 3 kez mi? Bir de bundan başka bir sorum. Demin Semih hocam söylemişti 3 yıldır radyoaktif sinovektomi temin sıkıntısından dolayı yapılamadığını. Yakın zamanda bir haber, bir gelişme var mı? Tekrar ne zaman başlanır diye bunları soracaktım. Semih hocam isterseniz önce siz başlayın sonra Ali hocama soralım. Tamam, yani şey etmeyelim. 3 sayısı sadece o eklem için belirlenmiş bir sayı. Çeşitli eklemlere daha fazla sayıda uygulanabilirlik kapasitesi var. Bir seferde uygulanabilir eklem sayısı da uygulanacak radyoaktif maddesi dozuna bağlı olarak 2 ila 3 arasında değişebiliyor. 2 diz eklemi olursa 2 de maksimum kalmak gerekiyor. Ama ayak bilekleri varsa, küçük eklemler varsa 3 ekleme kadar bir seferde, tek seferde bizim uygulamalarımız o doğrultudaydı. Ama insan vücudunda diz, dirsek, ayak bileği olarak hesaplandığında 6 tane 3 çift eklem var. Hepsine 3'er defa uygulama hakkımız var. Tabii ki burada nükleer tıbbın dozaj konusundaki uyarılarını dikkate almak lazım. Şey konusunda, temin konusu gerçekten bizi bu kadar uzayacağını hiç ummamıştık. Çok büyük bir şanssızlık hemofili hastalarımız için. Bu konudaki şeyin yani regülasyonlarla, ticari regülasyonlardan kaynaklandığı bilgisi bize iletildi. Bu kadar uzun süredir çözülememesi biraz hayret verici bir şey. Hematolog arkadaşlarımız bu işte yoğun olarak ilgileniyorlar. Bu sorunun en kısa sürede çözülmesini biz de canı gönülden istiyor ve bekliyoruz. Semih hocama ekleyeceğim bir şey yok, ben de yine katılıyorum. Gökhan hocam başka salondan soru yoksa Bülent hocama bir kısa bir soru sorarak tamamlayalım istersen bu oturumu. Tabii Bülent hocam diz ve kalça, tabii hemofili hastalarında diz sorunları çok ön planda olduğu için hastalarımızın sadece kalça sorunları olması çok nadir. Genellikle diz sorunlarıyla birlikte oluyorlar. Bazıları önce diz sorunlarını halledip kalça sorunlarını hallediyorlar ama bazen ikisinden birden dertli hastalar oluyor. Bu durumda senin yaklaşım biçimin diğer ortopedide olduğu gibi önce kalça sonra diz şeklinde mi? Yoksa dize ön planda daha ağırlıklı şikayetleri oluşan ona vurgu mu? Yoksa simultane aynı seansta yapmak gibi bir yaklaşımın var mı, olur mu? Teşekkür ederim. Bu
bizde daha çok romatoloji literatüründe tartışılan bir şeydir. Alt ekstremitede ikisi birlikte olduğunda kalça ve diz, hangisine öncelik verelim? Kalçaya öncelik vermek, diz protezi teknik olarak yapılırken hareketsiz bir kalçada diz protezi yapılamayacak, öyle diyelim. Çok zorlanırsa olabilir ama teknik açıdan çok zor. Artı alt ekstremite alignment'ı diz protezinde çok önemli ve bu nedenle kalçanın son halini bilmemiz lazım ve deformiteden ağrı bir kalça olması lazım. O nedenle kalçaya öncelik veriyorum. Çok özel durumlarda dize öncelik verilebilir ama dizin hastalığı, pozisyonu veya kontraktürü kalçayı etkilemez. Dolayısıyla kalçayı yaparken dizden bağımsız çalışabiliriz. Daha sonra dizi yaparken kalçanın durumu bizi etkileyecektir. O nedenle de romatoloji literatürüne gönderme yaparak kalçaya öncelik veriyorum. Bizim uygulamamızda küçük bir farklılık. Tabii ki kalça uygulama sayısı dize oranla çok sınırlı. Ama her ikisi de eş değerse hastaya simultane uygulama seçeneğini sunuyoruz. Yani aynı seansta kalçadan başlamak üzere aynı seansta dizi de yapmak şeklinde. Eğer hasta tek uygulamayı tercih etmişsek mantıksal dizgi açısından dediğin doğru, kalça ön planda ama bazen eşit derecede tutulmuyor her ikisi. Kalça tutulumu daha hafif, daha tolerable, bir süre daha beklenebilir oluyor. Diz sorunu ise çok belirleyici olabiliyor. Böyle durumlarda da yani bunu bir kesinlikle her zaman için geçerli bir şey olarak düşünmemek, yukarıdan illa her seferde başlamak gibi bir dogmamız yok. Hastanın fonksiyonlarını etkileyen, belirleyici olan taraf diz eklemi ise öncelikle oradan başlanabilir. Tabii bu asimetrik tutuluş varlığında bu tür şekilde bir davranış yapılabilir. Gökhan Hocam, benim online olarak buradan söyleyebileceklerim bu kadar. Salondan ve online başka bir soru yoksa tüm konuşmacılarımıza katkıları için çok teşekkür ederiz. Rahatsız olanlara acil şifalar dileriz. Toplantıya, kongreye yerinde katılanlara da başarılı bir kongrenin devamını dileriz. Ben de bütün konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Oturumu kapatıyoruz müsaadenizle. Herkese iyi günler diliyorum. İyi günler. İyi günler, hoşça kalın.